Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere konut binalarında hidrofor, depo, basınçlandırma tankı, sayaç bağlantıları nasıl yapılır onu anlatacağım. Binamızın bodrum katında su deposu, hidrofor, basınçlandırma tankı var. Zemin katında merdivenlerin altına konulmuş sayaçlar var. Sayaçların bir tanesi de kazan, yangın pompası ve sığınak gibi ortak kullanım alanlarına gidiyor. Şimdi arkadaşlar, bir önceki konumda konut dışı merkezi hidrofor ve su bağlantı şemasını anlatmıştım. Onda dış binadan gelen hattı, dışarıdan gelen hattı sayaçla başlamıştık. Burada sayaçla başlamıyoruz arkadaşlar. Şebekeden hattımız geliyor ve binanın girişine bir tane vana atıyoruz arkadaşlar. Bu kontrol vanası, binayı kapatma vanası. Sonra bodrum katına iniyoruz arkadaşlar. Bodrum katına iniyoruz. Bodrum katına indikten sonra devam ediyoruz. Tekrar bir vana koyuyorum. Bu vanadan sonra bir tane vanamla su deposuna gidiyorum arkadaşlar. Burada şamandıra var. Ondan sonra burada bunu bırakıyorum şimdilik. Şimdi hidroforumun basınçlandırma tankı arkadaşlar. Basınçlandırma tankını hidroforun üst kolektörünün birini basınçlandırma tankı yapıyoruz arkadaşlar. Buraya bağlıyoruz. Buradan bir tane vana koyacak isek, vana normalde koymuyoruz, koyacak isek bu vanamız kilitli vana olacak arkadaşlar. Kilitli vana olacak. Vana. Kilitli vana arkadaşlar. Şimdi depomuzdan suyu aldık. Tekrar bir vana koyduk. Sonra pislik tutucu koyuyoruz arkadaşlar. Pislik tutucu. Ve hidroforumuza alt kolektörüne giriyoruz. Emiş kolektörüne. Emiş kolektörüne girdikten sonra emiş kolektörünün üst kolektörünün basma kolektöründen hattımızı alıyoruz. Hattımızı alıyoruz. Ve buraya bir tane vana koyuyorum. Sonra buraya bir tane check valve koyuyorum arkadaşlar. Check valve koyuyorum. Ve buradan hattımı şöyle yatay bir şekilde devam ettiriyorum. Buradaki hattımı da bir tane vana koyuyorum. Bir tane check valve koyuyorum arkadaşlar. Check valve koyuyorum. Şimdi buradan bu hatlarımı ikisini de birleştiriyorum. Bu check valve'ın yönü bu şekilde. Bu hattımı birleştirdim ve sayaç dağıtım kolektörüne bir tane vana koyarak bağlantı yapıyorum arkadaşlar. Bağlantımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi burada çaplandırmaya geldiğimiz zaman, bu arada bir önceki eğitim videomda arkadaşlar tahliye vanası koymamışım. Tahliye vanasını da şu kolektörün buraya koyabiliriz. Tesisat içinde bir tane koymamız gerekiyor. Kolektörün burada bir tane olması gerekiyor. Çünkü burada check valve o yukarı tesisatın şeyini engelleyecektir. Şuradaki suyu boşaltmak için de şuraya da bir tane en düşük noktada bir tane tahliye vanası koyabiliriz arkadaşlar. Bunu da drenaja bağlıyoruz arkadaşlar. Yani sistemi boşaltmak adına. Bu da DN15 olabilir, en küçük çap.
Şimdi çaplandırmaya gelince arkadaşlar şundan başlayalım. Burada kolektörüm var arkadaşlar. Bu kolektörümü çaplandırmak istiyorum. Burada N25'ten 10 adet var. Yani kolektör çapım, D kolektör çapım karekök içinde aynı çaptan olduğu için yani 25'in karesi N25'in karesi çarpı 10 diyorum arkadaşlar. Bu da eşittir. Karekök içinde 6250 olur. O da 6250. Onu da karekök içine alırsam, çıkarırsam 79 milim olur. En yakın çap buna DN80 var arkadaşlar. DN80 olacak arkadaşlar. Dağıtım kolektörümün su çapı DN80 olacak. DN80. Şimdi buradan toplam yük birimi de 70 yük birimi yapıyor arkadaşlar. 70 yük birimi. Yük birimine göre çaplandırma tablosu arkadaşlar onu hidrofordan atacağım. Bu da DN 50'ye karşılık geliyor arkadaşlar. Burası da DN 50. Artık kırmızıyla devam edeyim. Daha anlaşılır olması için. Kırmızı kalemle. Burası DN 50 arkadaşlar. 300 litre genleşme tankım varmış. Bu da DN 32 arkadaşlar. Bunu da tablolardan bakacağız. Uygulamacı firmaları. Şimdi DN 50. Burası da DN 50. Hidroforun emişi de DN 65 yapın arkadaşlar. Bir üst yapın direkt. Çünkü rahat emiş yapsın. Şimdi şebeke bağlantı çapına gelince arkadaşlar şebekemiz şebeke bağlantı çapımız arkadaşlar şebeke bağlantı çapına gelince arkadaşlar şu bölme şey yazayım. Şimdi arkadaşlar şebeke belediyemiz bu çapı ne vereceğini bilmiyoruz. Belediyelere göre değişiyor. Değişkenlik gösteriyor. Ve küçük de koyuyorlar. Yani yük biriminde şurası DN50 iken binaya DN32'ye kadar düşürebiliyorlar. DN32 bir parmaklara kadar düşebiliyor. Biz burada yani belediye şuraya kadar ne verirse versin. Biz belediyeden aldıktan sonra 1 ile 2 metre bölü saniye hız aralığında alabiliriz. Ben burada 2'yi alayım arkadaşlar. Şimdi buradan Q eşittir hız çarpı alan. Şimdi debimiz burada hidroforun debisi olacaktır arkadaşlar. 5 metreküp. Onu da metreküp bölü saniyeye çevirmemiz gerekiyor. 5 bölü 3600 yapıyoruz. O da 0,0014 yaklaşık. Eşittir. Hız da 2 alan. O da eşittir. 0,0007 olur. Tabii bu metrekare cinsinden. Şimdi çapımız boru kesit alanımızın formülü pi d kare bölü 4 eşittir alan eşit arkadaşlar. Buradan gereken işlemleri yerine koyup yaparsak 4 ile çarpıp 3.14'e bölüp 0,0007 çarpı 4 bölü 3.14 işte onu da karekök içine aldığımda 0 virgül alan eşittir 0,029 metre olur. O da 29 milim olur arkadaşlar. DN25'i geçmiş durumda. DN32'ye yakın olduğu için şey çapımızı DN32 seçiyoruz arkadaşlar. Kırmızıyla devam edeyim orayı. DN32 seçiyoruz arkadaşlar. DN32
32. Şimdi buradan şebeke bağlantımız DN 32. Şimdi kaç dairemiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dairemizin bina giriş çapı DN 32 yaptık arkadaşlar. DN 32 yaptık. Daha fazlasını da seçebiliriz arkadaşlar ama sürtünme kaybı çok artacaktır. Bina girişi zorlaştırabiliriz. Depoya giriş de DN 32 arkadaşlar. Burası şeyden geliyor, belediyeden geliyor. Belediye de buraya bina girişine minimum 4 bar vermek zorunda arkadaşlar. O da 400 bin paskal yapar. 400 kilo paskal yapar diğer şeyle. Kilo paskal yapar arkadaşlar. 4 barın altında geliyorsa belediyeye bunu bildirmek zorundasınız. Yönetmenlik gereği 4 bar vermek zorunda arkadaşlar. Bunu kapınıza kadar getirmek zorunda. Orada gerekli çalışmaları yapacaktır. İşte altyapı, ülkemizde altyapı dedikleri olay bu. Altyapı, işte şehirler gitgide büyüyor. Binada kullanan sayısı arttığı zaman bu basınç düşmeye başlıyor. O yüzden altyapıyı değiştirmek zorunda kalabiliyorlar ya da merkezden pompayı değiştirmek zorunda kalabiliyorlar. Bazen basınç yüksek de gelebiliyor. Minimum 4 bar ve yakındaki mesela dağıtım pompasının yanındaki 10 bar da gelebiliyor. 10 bar gelebiliyor arkadaşlar. Bu durumda ne yapacağız? 10 bar geliyorsa arkadaşlar sistemi sıkıntıya girmesin diye şuraya basınç düşürücü işaretini böyle yapıyoruz. Buraya basınç düşürücü koyacağız arkadaşlar. Basınç düşürücü koyacağız arkadaşlar. Ha, bunun bir avantajı vardır. Sürekli pompa devreye girmeyecektir. Yüksek basınç gelen yerlerde. Yani avantajdır. Hidrofor çalışmayacaktır çoğu zaman. %90 çalışmayacaktır. %99 diyebilirim yüksek basınçta. Gelip sisteme basacak. Gelip sisteme basacak arkadaşlar. Burada da bu konumuzu tamamladık arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu kanalı paylaşın. Gücümün yettiği kadar internette daha önceden bu alanda yapılmamış şeyleri yapmaya çalışıyorum. Farkındalık oluşturuyorum. Desteğinizle daha da ileriye götüreceğim umarım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Var olun, saygılar.